Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayseri Bellona maçına hazırlanan Elazığ İl Özel İdare Spor Kadın basketbol takımı hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Dün çift çalışma yapan Bordo Beyazlılar bugün de tek antrenman yaptılar. Hazırlıklarla ilgili bir değerlendirme yapan baş antrenör Hakan Acer, Bursa deplasmanında iyi oynadıklarını, transfer yapabilirlerse güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi. Bir sene başından beri bu takım kuruldu. Genç ve tecrübesiz bir ekibiz. Hem Avrupa Kupası hem Türkiye Ligi çok sert geçiyor. Yolculuklar sert geçiyor. Sene başından beri bu kadronun yeterli olmadığı, genç ve tecrübesiz olduğunu çok başkanla ve yönetimle görüştük. Transfer yapmamız gerektiğini defalarca konuştuk. Fakat bildiğiniz üzere bir transfer yasağı dönemi geçiriyoruz. Onu maalesef daha hala kaldıramadık. Ama başkan ve yönetim büyük çaba harcıyorlar, büyük emek veriyorlar. Eğer bu yasağı kaldırabilirsek, takviye yaparsak bizi ileride daha güzel günler bekliyor. Aynı zamanda yani oyuncularımız da bir fedakarlık dönemi geçiriyoruz. Bu süreçte de işimize devam ediyoruz, çalışıyoruz. Devam edeceğiz çalışmaya. Önemli bir seriye girdik aslında. Ben bu seriye aslında iki transferle girmeyi çok istedim 1,5 ay önce. Gerçekleştiremedik ama işimize devam edeceğiz. Çalışıyoruz. İşte Melike sakat, Albine sakat, Şura Nur hasta. Dolayısıyla bu da bizim antrenmandaki performansımızı etkiliyor, maç hazırlığımızı. Kayseri basketbol kültürü olan bir şehir. Onlar da bu sene kötü başladılar. Açıkçası çok büyük hedef maç bizim adımıza, ligde kalmak adına. Biz bu maça mentor olarak iyi hazırlanacağız. Oyuncularımızı motive edeceğiz, çalıştıracağız. Seyircimizin bize kızgınlıkları, küskünlükleri oluyor. Onları anlayabiliyoruz. Kaybettiğimiz zaman onlar da üzülüyor, biz de üzülüyoruz. Hatta bazı maçları öyle kaybettik ki bazen çok utandık. Elazığ seyircisi övgüyü çok hak ediyor. Ama Elazığ'ın da tek Süper Lig takımı burası. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kayseri maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan sporculardan Aysel, Çelen ve Nihan ise taraftarların maça gelerek kendilerine destek olmalarını istediler. Öncelikle geçen hafta çok önemli bir maçı kaybettik ama mücadelemiz çok iyiydi. Bu hafta da önemli bir çıkış olacak bizim için. Bu maç bizim için yani ilk adım olacak, öyle olması gerekiyor. Biliyorsunuz eski sezonlarda da bizim 6. adamımız vardı tribün olarak. O yüzden bu maçta da tribünü yanımızda istiyoruz. 6. adam olmadan biz hiçbir şeyiz yani. O yüzden tribün desteği lazım. Evet, çalışmalarımız çok iyi gidiyor ama eksiğimiz 6. adam. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kayseri maçı bizim için çok önemli. Taraftarlarımızı hepsini bekliyoruz. Yani destek bizim için çok önemli. Sonra maçı alıp önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah güzel olur yani. Hazırlıklarımıza gerçekten son sürat devam ediyoruz. Kayseri maçıyla beraber hedeflediğimiz 4-5 maç arka arkaya bizim hedef maçımız. Yani Kayseri galibiyetini alabiliyor olmamız bizim geri kalan 4 maç içinde çok rahatlatacak. O yüzden taraftarın desteği gerçekten çok önemli. Çünkü belki de gerçekten sezonun en önemli maçına çıkıyoruz kendi adımıza. O yüzden inşallah taraftarımız hafta sonu bizi yalnız bırakmaz. Onun dışında da gerekli önlemleri, gerekli idmanları zaten yapıyoruz. Göreceğiz. Yönetici Orçun Coşkun'sa artık önümüze bakıyoruz dedi. Evet ya, Bursa maçını gerçekten şanssız bir şekilde kaybettiğimize inanıyorum. Yani son dakikalara önde girmemize rağmen herhalde Avrupa maçının yorgunluğunun etkisinde olduğunu düşünüyorum o maçı kaybetmemizde. Ama artık arkamıza bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Bu hafta cumartesi günü saat 2.30'da evimizde Kayseri ile oynayacağız. Yani direkt rakibimizle oynayacağız. Seyircimizden ricam bu maç bizi yalnız bırakmasınlar. Gerçekten çok önemli bir maç. Seyircimizle bu maçı alıp yeni bir çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Yani zor günler geçiriyoruz. İnşallah hep beraber bu zorluğu aşacağız inşallah.